Evet, iyi akşamlar. Evet, ben Kayseri Valisi. Canlı yayın yapıyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet, hastaneden geliyorsunuz. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Allah acı şifalar versin. Evet, kornea kontrolü yapıyor bu. Evet, evet. Bakın. Ne güzel, bakın. Kastesi de yanında. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Hepimizin eskodu alması lazım. O şart diyorsunuz efendim. Yani bizim... Yani. Birçok alanda işimizi kolaylaştıracak bir uygulama. Vatandaşımızın sağlığını koruyacak bir uygulama. Sadece vatandaşımızın sağlığını değil, vatandaşımızın sevdiklerini, efendime söyleyeyim, toplumun bütün kesimlerini koruyacak bir uygulama. Ve biz az önce de ifade ettik. Bakın, birçok alanda HES kodu olmadan artık içeri giremiyorsunuz. Orada zor duruma düşmemek için şimdiden HES kodumuzu alalım. Bakın, burada belediyelerimiz bir takım alanlar oluşturdular. Belediyelerin girişinde vatandaşımıza HES kodu alması için yardımcı oluyorlar. Biz bu konuda bütün arkadaşlarımıza talimat verdik. HES kodu için vatandaşlarımıza destek verelim, katkı verelim. Biz Kayseri olarak farkımızı ortaya koyalım. Taziye kültürümüz de çok önemli. Din adamlarımız, hocalarımız, müftülerimiz açıklıyor. Bu ortamda telefonla taziyelerimizi ilettiğimiz zaman yine olur. Fakat tabii bunu değiştirmek bazı kültürümüzün, geleneğimizin bize kalan bu mirasını yaşatmak için çok büyük bir özveri gösteriyor vatandaşlarımız, hemşerilerimiz. Ama bunu belli bir süre ertelememiz lazım. Güzel bir kültürümüz var, güzel bir geleneğimiz var. Ama pandemi ortamında bunu sınırlı tutarsak biz topluma faydalı olmuş oluruz. Ve ben mesela benim yakınlarım da vefat etti. Ben de gitmedim. Gitmedim. Ben de gitmedim. Benim hem akrabamda hem ortaokul ve lisede okul müdürümdü. Memlekette yetiştirdiği çok önemli sayıda öğrenci vardı. İşlerinde çok önemli mevkilere gelen vardı. Emeği çok olan amcam, yani amcazadem. Onu da işte kaybettik ama ben de gidemedim. Taziyeye gidemedim. Cenazeye gidemedim. Hepimizin onda biraz daha dikkatli olması lazım. Benim. Şimdi son durumda yine Türkiye'deki artış gibi ilimizde de artış var. Riskimiz var. Ama bu bizim sürdüremeyeceğimiz bir risk değil. Bunu söylerken de vatandaşlarımızın rehavete kapılmasını asla istemiyorum. Çünkü biz bunları söylediğimiz zaman, ya bak işte nasıl olsa işte sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor. İşte hastalanırsak hastanemiz var. Bu anlayış doğru değil. Bizim hastanelerimizin de bir kapasitesi olduğunu bilmemiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Ve hepsinden önemli, bizim bu fedakar çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza destek olmak için, hasta olmamak için elimizden geleni yapması lazım. Tedbirlere uymamız lazım, kendimizi korumamız lazım. Filyasyon ekiplerine lütfen bakın, siz filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermediğiniz müddetçe 2 gün sonra, 3 gün sonra, 4 gün sonra bu arkadaşlarımız hastalandığında daha ağır bir tabloyla hastaneye gidecekler. Bakın, bu çok büyük bir olay, çok büyük bir vebal. Lütfen siz temas ettiğiniz kişileri doğru verin. Filyasyon ekiplerinin size sordukları sorulara eksiksiz cevap verin. Fazla da vermeyin. Bazen de fazla veriliyor. Ne var diyorsun? Tabii. Biz neyse o. Filyasyon ekibimizin sorduğu soruda son 3 günde, 5 günde kiminle temas ettiniz? Bütün isimleri vereceksiniz. Böyle yaptığınız zaman işte o zaman sağlık sistemimiz daha güçlü olacak. Sağlık çalışanlarımız daha moralli olacak. Daha güçlü olacak. Ve bu sürecin üstesinden gelmek için daha büyük bir şevkle, heyecanla çalışmalarına devam edecekler. Kısıtlamalarla ilgili değerlendirmenizi almak istersek Sayın Valim, Kayseri'li kısıtlamalara uyma noktasında hangi noktada neler söylersiniz? Şimdi uzun süredir bu şekilde bir kısıtlamayı hayata geçirmedik. İşte bu saatten itibaren hafta sonu sürekli olarak evde kalacağız. Vatandaşlarımız genel olarak bunlara uyuyor. Bu kısıtlamalara uyuyor. Dediğim gibi maske, mesafe, temizlik konusunda son derece katkı veriyor, destek veriyor. Ama eksiğimizi söylüyoruz işte. Bir de eksiğimiz az önce söylediklerim, ev ziyaretleri.
doğum günü kutlamaları. Arkadaşlar, bunları biz inanın bir kenara bırakıp ertelediğimiz zaman çok daha az yorulacağız. Yani tatıl sokağa mı çıkmıyor ama evde bu sefer, ama sokağa çıkmasın değil, temas etmesin de, fakat burada evde temas ediyor diyorsunuz. Şimdi apartman içi ziyaretleri, şimdi apartmanda hanımlar oturup apartmanın ortak alanlarında bir araya geliyorlar. Bunlar işte çok büyük risk arkadaşlar. Bunların hepsini biz yasakladık. Ama sizler de takdir edersiniz ki herkesin başına bir görevli dikemeyiz. Biraz bu tedbirleri biz benimseyeceğiz ve etrafımıza bu tedbirlerin uygulanması için sürekli çağrılarda biz bulunacağız. Herkes gönüllümüz olsun. Herkes bize destek versin. Değil mi? Sayın abi, akşam ihtiyacı sandı, bir hareket yapıyoruz. Evet. Demek ki yetişemeyenler falan oluyor. Bir de şey var. İşte sanayilerimiz fazla olduğu için, sanayi evet, çalışanlar durumda. Evet.